Efendim programımıza devam ediyoruz. Bu arada Beypazarı'nın tam merkezindeyiz. Tarihi konaklar var. Gerçekten muhteşem otel, ev, konak, alışveriş merkezi var. Ama tarihi yerler var. Genelde Karadeniz'de Safranbolu'da da bu evlerden var ama Ankara'nın Beypazarı'nda da gerçekten güzel evler var. Peki merhabalar, tanıyalım sizi. Hoş geldiniz öncelikle. Ben Ayşe Şanak efendim. Biz İstanbul'dan geldik. Evet. İstanbul'dan sizlere selam getirdik. Aleyküm selam. Biz de oralara gönderiyoruz selam. Sağ olun. Peki neler söyleyeceksiniz? Beypazarı gerçekten muhteşem bir yer. Evleriyle, tarihi eserleriyle, insanlarıyla, güler yüzlülüğüyle muhteşem bir yer. Bizlere neler söyleyeceksiniz? Ne söyleyebiliriz? Burası bir turistik bir yer. Bayağı bir gelen giden oluyor değil mi? Tabii çok kalabalığız. Turistik bir yerdir evet. Peki neler satıyorsun? Bu ne olarak geçiyor? Beypazarı eriştesi efendim. Erişte olarak. Erişteyi pilav olarak mı kullanıyorlar? Pilav olarak, çorbası. Her türlü yapılabilir. Pilavı, eriştesi. Peki eriştenin haricinde ne satıyorsunuz? Tarhanamız vardır efendim. Tarhanalar, nanemiz, kekimiz, doğal şeyler bizde. Gezicim sen Ankaralı mısın yoksa Karadenizli misin? Yok, Beypazarlıyım. Ankara. Beypazarlısın değil mi? Tabii. Biraz daha böyle Karadenizli teyzelerim var, onlara benziyorsun. Yok hayır. Beypazarlı. Beypazarlısın. Doğma büyüme Beypazarlısın. Beypazarı laf söyletmem diyorsun o kadar ya. Yani. Yok olur mu doğma büyüme Beypazarlıyız. Peki yani Beypazarı biz gördük gerçekten güzel. İstanbul'dan buraya Beypazarı'nı görmeye geldik. Ankara'nın bu güzel ilçesini görmeye geldik. Peki teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Efendim biz de Beypazar'da mahalle mahalle cadde cadde dolaşmaya devam ediyoruz. Birazdan evleri de sizlere göstereceğiz. Muhteşem evler var burada. Sizler de eğer yolunuz buraya düşerse mutlaka ama mutlaka Beypazar'ına uğrayın diyoruz. Teyzeme bak ya, maşallah teyzem, gel şöyle gel kameranın karşısına gel. Ya ne güzel yapmışsın bu çiçekler falan. Altın otu çiçekler, bunları doğal dağdan topluyorum, hep örüyorum böyle. Ne örüyorsun? Normalde şey olarak mı çayı falan yapılmıyor değil mi? Çay da içilir. Çay da çok güzel olur. Böbrek taşları, idrar ve intihaplara, zayıflamaya. Hem çay için kullanıyorsun hem de böyle süs olarak mı kullanıyorsun? Evet, hem tacı olarak hem süs olarak. Peki sen de Beypazarlısın. Evet. Burada mı satış yapıyorsun? Belki 5 numara Mümine Yılmaz. 5 numara, hemen adresi de verdik yani. Evet, geldiğiniz zaman beklerim Beypazarı'na. Eğer Beypazarı'na geldiğiniz zaman hemen 5 numarayı uğrayın. 5 numaradan muhteşem şeyler var, çiçekler var. Bir alana bir hediye. Bir alana bir hediye. Evet, sürpriz hediye hem de. Peki İstanbul'a ne söyleyeceksiniz buradan? İstanbul'a çokça selam herkese. Gelenleri bekleriz. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ettim. Ve devam ediyoruz. Burada güler mi güler yüzlü bir abimiz var. Bakalım abimiz bizlere neler söyleyecek. Merhaba abicim. Merhabalar. Ya o kadar güler yüzlüsün ki. Evet. Yani röportaj yapmadan duramadım. Selam. Selam. Nasılsınız abicim? İyiyim, sağ olasın. Teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. Vallahi Beypazarı'na geldik. Muhteşem tarihi taş konağıyla, bütün evleriyle muhteşem bir yer. Neler söyleyeceksiniz Beypazarı hakkında? Beypazarı'na gelmelerini istiyoruz. Beypazarı'nın güzel yaylaları var, temiz havası var, suyu var, sıcak insanları var, sevgi dolu insanlar var, misafirperver. İşte yöresel ürünler satıyoruz, gıdalar var, elmalar var, erikler var, bunlar doğal, kendimizin kuruttuğu şeyler. Gelmelerini bekliyoruz. Efendim teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bol bol selamlar. Efendim sizler de ekranınızın başından ayrılmayın. Hemen Beypazarı sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Çok güzel. Efendim devam ediyoruz programımıza. Gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz, hani bir reklam vardı ya, anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Sizler de görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Beypazarı'nın sokaklarında, Beypazarı'nın caddelerinde muhteşem tarihi yapıtlarıyla evlerimiz, restoranlarımız var. Ve bizler de elimizden geldiği kadar onları görüntülemeye çalışıyoruz. Bu arada güneş yavaş yavaş batmak üzere. Bizler de güneş batmadan, karanlık çökmeden son röportajlarımızı yapıyoruz. Son görüntülerimizi vereceğiz ve sonrasında İstanbul'a doğru yola çıkacağız. Bu arada tam arkamda görmüş olduğunuz gibi tarihi konak var. Tarihi taş konak. Buraya yolunuz düştüğünde tarihi taş konakta yemeğinizi yiyebilirsiniz. Abicim kaçma, gel şöyle alalım sizi. Merhaba. 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 Nasılsınız? İyiyiz, sizler nasılsınız? Hemen gördün, kaçıyorsun. Nereye kaçıyorsun? Şöyle geziyorduk da arkadaşlar. Beypazar'dan mı oturuyorsun? Yok. Etimesgut'tayız da buraya gezmek için. Canlı yayındayız. Şu anda röportaj yapıyoruz. Siz de gelin. Vallahi dondurmayı da almışsın, öyle bir yiyorsun ki. Neler söyleyeceksin? Merhaba. Merhaba. İyiyim. Nereden geldin? Ankara'dan mı geldin? Ankara. Ankara'nın bağlarından geldim buraya. Ya gerçekten muhteşem değil mi? Neler söyleyeceksin? Çok güzel. Daha önce de gelmiştim ben buralara. Hıdırlığa falan çıkmıştık. Güzel yerler. Bayağı bir mağaralar falan da var. Biz mağaralarını göremedik şu anda ama güzel bir yerler yani.
Evet, şimdi piknikten geliyoruz. Bayağı eğlendik. Çok da güzel. Peki sen neler söyleyeceksin? Valla çok güzel. Buraları gezip görmek lazım. İlk defa geldim ben. Çok memnun kaldım. Ankara'dan mı geliyorsun? Evet, Etimesgut'ta oturuyoruz. Buraya ilk defa geldim. İnşallah nasip olursa her sene gelmeyi düşünüyorum. O zaman ne diyelim buradaki Türkiye'deki bütün illerimize, ilçelerimize muhakkak buraya geldikleri zaman Beypazarı'na uğrasınlar değil mi? Uğrasınlar. Yani tavsiye ediyorum. Kesinlikle uğrasınlar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, kolay gelsin. Efendim gördüğünüz gibi buranın insanları da güler yüzlü ve ziyaretçileri de var. Ankara'dan gelenler, İstanbul'dan gelenler, Türkiye'nin birçok ilçesinden gelenler var. O zaman hiç vakit kaybetmiyoruz. İleride tarihi itfaiye var. Tarihi itfaiyenin yanına gideceğiz. Eski arabalar var orada. Bakalım eski arabalar bizleri bekliyor. Evet, Beypazarı sokaklarında dolaşmaya devam ederken yine caddenin hemen sonunda görmüş olduğunuz gibi eski traktör, eski itfaiye araçları var. Güzel, buraya da bırakmışlar. Tabii çıkabilirsek gerçekten muhteşem bir yer, muhteşem güzel. Buraya geldiğiniz zaman bu eski araçları da görebilirsiniz burada. Biraz çıkmada zorlandık ama kameraman arkadaşım da bu arada almaya çalışıyor. Buraya oturtuluyordu değil mi? Yok, buraya değil, buraya içeri oturtuluyor ama. Gördüğünüz gibi sevgili seyirciler, eski bir araba, eski itfaiye ve bütün eski araçları burada görebilirsiniz. Buraya gelen ziyaretçiler de bu eski araçları, eski traktörleri buraya koymuşlar. Ve bu sanırım eskiden arazi araçları diye geçiyordu. Şu anda görmüş olduğunuz gibi tekerleklerinden de göreceksiniz. Bizler de Beypazarı sokaklarında gezmeye dolaşmaya devam ediyoruz. O zaman hiç vakit kaybetmeden yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Amanın amanın, Beypazarı sokaklarında bir güler yüzlü abimiz var. Yine güler yüzlü abimizi yakaladık burada. Abicim merhaba. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Sağ olun, İstanbul'dan geldik bu arada. Hoş geldiniz. Şöyle güzel bir kameraya bakarsanız. Bakalım, evet, buyurun. Buyurun diyorsunuz. Peki bu arkanda görmüş olduğun itfaiye aracı olsun, bu araç olsun nedir? Ne için burada? Kısaca bir anlatır mısın? Efendim, şimdi bu traktör. Eskinin 1948 model bir traktör. Tabii Beypazarı'nın eskiden beri çiftçilik çok geçerli bir meslek. Halen de öyle. Tarım çok kuvvetli Beypazarı'nda. O dönemin ağaları, zengin olan ağaları bu gördüğünüz gibi iki tane iş makinesini, traktörü Beypazarı'na getirerek tarımda yeni bir çığır açmışlar. O zamanlar lastik de olmadığı için bunlardan mı? Palet mi yapıyorlar? Paletli kullanılmış. İki zamanlı bu. Hem gazla çalışıyor, akabinde dizele geçiyor. Kolla çevirmeli, aküsüz. Kolla çevirdiğin zaman çalışıyor mu? Çalışıyor. Tabii şu anda çalışmaz artık ama görüntü olarak, ama gene hala o güzelliğini koruyor biliyorsunuz bakın. Peki orada da arkada da hemen itfaiye aracı var. İtfaiye. O dönemin ne yangınlara müdahale etmiştir o itfaiye biliyor musunuz? Çünkü Beypazarı'nın yapısına baktığınız zaman hepsi ahşap. Ahşap tutuştuğu anda buna itfaiye gerekiyor tabii. O dönemlerde o da donanımlı bir itfaiye. Çok mükemmel bir itfaiye. Dar sokaklara girecek, söndürecek. Tabii itfaiyeciler de bu arada o marifeti göstermesi gerekiyor. Evet. Efendim teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. İyi çekimler. Efendim Beypazarı'nda gezmeye devam ederken şimdi yine bir konağa geldik. Burası neydi? Taş Konak mıydı? Tarihi Taş Konak. Mis gibi kokular var burada. Lahmacun mu dersin, kebap mı dersin, her şey var. Biz de buraya geldik. Şöyle ablalarımızla bir röportaj yapalım dedik. Sonrasında belki bize güzel yemekler verir. Biz de parasını vermeden İstanbul'a kaçarız diye düşündük ama bakalım sonucunda ne olacak. Merhaba. Merhabalar. Tanıyalım sizleri. Tuğba. Tuğba, burada çalışansınız. Ne iş yapıyorsunuz? Mutfaktayız. Mutfaktasınız. Servis. Yemek, servis, her türlü her şeyi yapıyoruz. Neler var burada? Şöyle bir kısaca anlatır mıyız? Brüsel yemeğimiz var. Tarhana çorbamız, Beypazar güvecimiz, etli yaprak sarmamız, 80 katlı baklavamız var. Onun dışında yöresel kahvaltımız var. Izgara pide çeşitlerimiz var. Cimciğimiz, eriştemiz var. Bu kadar. Bu kadar. Peki siz neler söyleyeceksiniz? Tanıyalım sizleri. Benim adım Neriman. Buranın işletmesinin sahibiyim. Maşallah. Ama öyle bir güler yüzlülüğünüz var ki böyle yanaklarınız da böyle tombiş. Buranın en sevilen herhalde sahibisiniz. En sevilen mekanlarından bir tanesidir değil mi? Ben sarmacıyım burada. Sarmacı. Sahibi misiniz, sarmacı mısın? Sahibim de sarmaç hazırlıyorum. Hem sahibisiniz hem sarma. Evet. Peki neler söyleyeceksiniz? Bak İstanbul'dan buraya kadar geldik. Buradan İstanbullulara, Türkiye'nin dört bir tarafına neler söyleyeceksiniz? Beypazarı'na geldiğinde mutlaka buraya uğrasınlar değil mi? Evet, Halil Tarihi Taş Konağı bekleriz. İstanbul'dan gelenler için %40 indirimli diyelim. O
Olur olur. Olur öyle olur. Yani biraz tam kararsız kaldık ama. Yok yok. Zarar mı edersiniz? Zarar ederseniz %30 olsun. Etmiyoruz. O zaman %40 diyelim. Peki sizi tanıyalım. Merhaba. Merhabalar, ben Nermin. Nermin. Evet, işletme sahibinin baldızıyım. 4 yıldır buradayım, burada çalışıyorum. Akrabacı almışsınız bu şeyi böyle, mekana götürüyorsunuz yani. Evet, ailecek çalışıyoruz. Ablam, eşi, ablamın eltisi ve ben. İşletmeden sorumluyum, müdür hanım diyebilirsiniz yani. Ama Joker Elemanım, mutfak, kasa, neresi olursa yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz.